Evet Adem amca, seyahatin sonuna yaklaştık. Havaalanına gidiyoruz. Genel bir Çekya seyahatiyle ilgili yorumlarını alalım. Yüksek sesli ama. 4 gün boyunca Prag'da tatile çıktık. Hayda. Tatil yaptık. Tatil yaptık. Ya köyde bizi topa tutarlar vallahi. Tatil olur mu be abi? İş için geldik buraya. Başarı için festivaline geldik. Evet. Lobi yaptık. Var. Memleketi tanıttık. Büyükelçiye geldik. Daha ne yapalım? Seyahat bitti, havaalanına geri dönüyoruz. Hazırım inşallah. 1-2 saat sonra havaalanındayız. Hadi bakalım. Hadi yarım saat sonra havaalanındayız. Hayda. Evet işte böyle su gibi aktı geçti ama sanki 4 gün değil de 4 aydır buradaymışız gibi. Bayağı yoğun yaşadık. Temaslarda bulunduk. Memleketimizi en iyi şekilde tanıttık. Film festivalinden sonra da hem film yapımcıları hem organizasyon komitesiyle güzel bir toplantı oldu. En çok bize soru geldi. En çok Adem amca ile Yaren Lelik hikayesine soru geldi. Herkes izlemek istiyor tabii. Şimdi bu festival profesyonel bir jüri tarafından seçildi ödüller. Kazananlar. Dolayısıyla rastgele her kategorinin finale kalanlarından birer film gösterildi. Yaren de bunlardan bir tanesi değildi. Bizim kategorimizde birinci olduğumuz belgesel kategorisinde bir film gösterildi sadece. Dolayısıyla insanlar inanılmaz merak ettiler. Adem amcayı da ayakta alkışladılar. O Armani'nin söylediği güzel cümleyi söylemelisin bence. Evet, organizasyon komitesi başkanı dedi ki, tabii onlar filmi seyrettiler, bizim birinci olacağımızı da biliyorlardı ama söylemediler bize, gizli tuttular son ana kadar. Bana geldi dedi ki, o kadar duygulandım ki dedi, filmin sonlarına doğru zaten ağladım. Şu anda Türkçe bilip Adem amcaya duygularımı, hissettiklerimi kendi dilinde ona anlatmayı çok isterdim dedi. Bunları duymak güzel şeyler tabii. Kopenhag'da bir antropoloji filmleri festivali varmış. Başvuru süreci tamamlanmış yanılmıyorsam ama bu filmi orada da gösterebilir miyiz? Onun yolunu araştıracak. Çok etkilenmişler filmden. Bakalım, bunları duymak gurur verici tabii. Şimdi önümüzdeki festivallere bakıyoruz. Daha en az 3-4 uluslararası festivalde gösterim, daha nice ödüller olacağına hiç şüphem yok. Yolumuza devam. Alper, senin söylemek istediğin şey var mı? Yok mu? Teşekkürler. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Çekiyorum şu an. Şöyle bir masayı açabilir miyiz hala? Tabii. Siz ver. Rahmet ettiniz. Rica ederim. Rica ederim.
zaten girdikten beri bir ilgi alakalı var. Evet, Adem Bey'i biliyoruz. Alper Bey. Size verdik, kaçırmış. Adam doğrusu benim ama. Sonra ben. Gelirken de geliş uçuşunda da uçuş ekibi arkadaşlarımız bize bir jest yaptılar. Yastığın üstüne uçuş numarasını ve topluca imzalarını atmışlar. Şimdi sizin de jestiniz karşısında çok mutlu olduk. Ben de ekip arkadaşlarım ve kendim adına hepimizin imzaladığı senaryonun belgeselimizin bir kopyasını hediye etmek istiyorum. Kaptan size en yüksek rütbelerdi. O zaman ben de... Teşekkür ederim kaptanım. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun. Asıl kahramanlar onlar ya. Acabalarla geldik. Sonuçta derecemiz belli değildi. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü olacağımız. Biz her ihtimali değerlendirirken birinci olduğu zaman yani o milli sporcuların, futbolcuların yurt dışında aldığı başarılarda hissettiklerinin az da olsa bir kısmını biz de burada hissettiğimizi düşünüyorum. Çok gururlandık hepimiz. Türkiye'yi temsil ettiğimiz için yani Türkiye'yi omuzlarımızda hissettik derler ya. 4-5 yıl oldu ortaya çıkalı. Ortaya çıktıktan sonraki süreçte bunu film belgeseli çekmek, ben bunu daha önce sana da söyledim ama burada kamerana da bir kez daha söylemiş olayım bunu izleyecek olanlara. Bu hikayeyi filme almak istiyordum zaten. Benim hep hayalim vardı. Kafamda hep bir senaryo, bir hikaye vardı. Ama bunu kimle nasıl yaparım derken sen bu anlamda çok büyük bir şans oldun bu hikaye için. Adem amca ve Yaren Levek hikayesinin geleceği için çok büyük bir fırsat oldu. Ben hep dediğim bir şey vardı. Bu ben zaten tüm Türkiye ve insanlığın geleceği için bir şans olduğumu düşünüyorum. Çocuğum dedim bu hikayeyi senin sana emanet etmiş olduk ve sen de bunu çok güzel yerlere taşıdın. Sadece hikaye değil aslında Türkiye'yi çok güzel yerlere taşıdın. Senin gözünden çıkan bir filmle. O yüzden gözüne sağlık. Çok heyecanlıydı. Üç kelimeyle. Heyecan, gurur, büyük mutluluk. Böyle söyleyeyim. Güzel. Üç kelime dediğim için büyüğü mü keseyim, mutluluğu mu keseyim? Mutluluk kalsın. Büyük kesin. Twitter'larda, Instagram'larda sevgilim, canım, cicim deyip yazmak kolay. Bir Melisa'ya selamın yok mu buradan? Beni izlemekte olan, şu an beni izlemekte olan sevgili eşime, aileme çok çok selamlarımı gönderiyorum. Babaanne hasta. Ona da bir geçmiş olsun dileklerimize evet, buradan. Biz de onun şeyle, yani heyecanıyla geldik ama çok şükür iyi. Çok şükür. İyi, Allah uzun ömür versin. Başkanım, dönüş vakti geldi. Çekya'yı, seyahati üç kelimeyle. Aklınıza ilk gelen kelimeler. Telaşsız, sakin ülke. Eve dönüş yolundayız artık. Eklemek istediğiniz bir şey? Yaren filmi Türkiye hakkındaki olumsuz imajları müsbete çevirecek çok önemli bir çalışma. Biz de size başından itibaren birinci günden şu ana kadar katkılarınız için ben şahsen ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Beraber olduğumuz için de mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. Kaç gün tebrik ediyorum? Birincisi... Burada cami var. Filmin birinci olması. Evet. İkincisi şehrin mükemmel olması. Evet. Üçüncüsü de Karlovari'nin güzelliği. Evet. İkisi de çok güzel değil mi? Evet. Hem Prag hem Karlovari. Evet, dördüncüyü de söyleyeyim. Söyle. Atatürk'ün Karlovari Oteli'nde tedavi görmesi, gördüğü yeri görmemiz, oturup çay içtiğini, kahve içtiğini, otelini görmemiz bize mutluluk verdi. Ne inanılmaz bir şey değil mi? Evet. Onca bilim insanının, yazarın yürüdüğü yollarda, oturduğu yerlerde oturdun. Mustafa Kemal Atatürk'ün çay kahve içtiği yerde aynı koltukta oturdun, çay kahve içtin. Evet. Çok acayip. Çok çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki yani tarif edemem. O zaman bir kameraya bak. Orada pek işler yok herhalde. Bir daha gelir misin buraya fırsatın olsa, ister misin? Her zaman. Yani fırsatım olsun her zaman gelmek isterim. İyi, harika. Çok mükemmel bir yer. Bir saat sonra da bıçağa bineceğiz İstanbul'a inşallah. Özledin ama artık evini herhalde, Nuray yengeyi. Yani haliyle özledik de buradan da ayrılmak biraz zor oldu yani. Çok güzel şehir.
Kısmet olur da gene geliriz inşallah. İnşallah kısmet olur da bir daha geliriz ziyaretine. Sağ ol, sen de bizi kırmadın, biz de geldim buraya. Evet, sizler sağ olsun, sizin sayenizde geldim. Estağfurullah. Yaren Leyla'ya niye teşekkür etmedin? Yaren Leyla zaten o teşekkürün başında o. Şimdi onu ben dört gözle bekliyorum. İnşallah Mart başında veya Şubat'ın sonunda bekliyorum onu. İnşallah sağ salim gelir. Yine 6 ay beraber olur. İyi günler geçiririz. Hadi inşallah.